Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu haftaki hadis-i şerifimizde 18. hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten geliyor. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu. İmanun billahi ve rasulihi thumme'l cihadu fi sabilillah thumme haccun mabrur kâlehu lemma su'ile eyyul ameli afdal. Sadaka Rasulullah fîmâ kâl ev kemâ kâlen nebiyyü aleyhissalâtu vesselâm. Şimdi malumunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatın içinde bir peygamber. Ne demek oluyor bu? Yani insanlardan farklı bir varlık değil. Bazıları işte estağfirullah ve kalu levla unzile aleyhi melek. Onun üzerine bir melek indirilseydi ya dediler. Şimdi insan olarak gönderiyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i Cenab-ı Hak. Niçin? İnsan insana ne yapar? Arif abi, ünsiyet eder. Hatta Rabbimiz Tebareke ve Teala peygamberin insan cinsinden gönderilmesini üzerimizdeki büyük nimetlerden biri olarak sayıyor. Ayet-i kerimede var ya, estağfirullah. Lekad mennallah alel müminin. Andolsun ve muhakkak ki Allah müminlere çok büyük bir iyilikte bulunmuştur. Ayet. Nasıl? İz ba'ase fihim. Şöyle ki onların içinde göndermiştir. Min enfusihim. Kendi cinslerinden, kendi nefislerinden, kendileri gibi yiyen, içen, sokaklarda gezen bir beşer. Kul innema ene beşerun mislukum buyuruyor. Değil mi? Habibim de ki ben de sizin gibi bir beşerim. Ha, Muhammedun beşerun lakel beşer. Ha, diğer beşer gibi değil, ayrı konu. Ama yani cins olarak insan, değil mi? Peygamberler bütün böyle gönderilmişlerdir. Bu Rabbimizin bizim üzerimizdeki çok büyük iyiliklerinden bir tanesidir. Allah Teala böyle buyuruyor. Müminlere çok büyük iyilikte bulundu. Niçin? Kendi nefislerinden, cinslerinden onlara bir peygamber gönderdi. Düşünsenize gönderilen peygamber cin olsaydı, değil mi? İnsanın ünsiyet kurması biraz daha tabii zor olacaktı. Bu evlilikte de böyle. Hani her zaman nikah ayetlerinde okuyoruz ya. Ve min ayati Allah'ın ayetlerinden, nimetlerindendir. Ne o? En halaka lekum min enfusikum ezvacen. Sizin kendi nefislerinizden, cinslerinizden sizin için eşler yarattı. Hanımın senin gibi insan. Onun kocası işte senin onun gibi insan. Allah Teala cinlerle evlenmeyi de emredebilirdi. Bu halde düşünsenize. Yani sokakta böyle bir yerden geçerken, ıssız bir yerden burada cin var falan denecek olsa kaçacak yer arıyoruz. Veyahut da evde cin dolaşıyor falan dese bize bir hoca, ödümüz patlıyor mesela. Ya böyle bir varlıkla evlenebilir miyiz? Evlenemeyiz. O zaman insanın insanla iletişimi, beraber olması, bu çok büyük bir nimet. Evlilikte bu böyle olduğu gibi, efendim, Cenab-ı Hakk'ın tebliğlerini iletme konusunda da bu böyle. Allah Teala tebliğlerini iletecek bir beşer gönderdi, insan. Niye? Kolay ona ünsiyet edelim diye gönderdi. Melek gelse, ya düşünsenize melek gelse, onla velev cealnâhu melekel le cealnâhu racülen ve le lebesnâ aleyhim mâ yelbisûn buyuruyor ya Rabbimiz. Yine onlara diyor karıştırdıkları şeyleri biz karıştıracaktık. Ne demek bu? Yani melek gelse
Sanki iman edecekler. Bu sefer ne diyecek insanoğlu? Müşrikler, inanmak istemeyenler. Diyecekler ki ya melek geldi ama biz insanız ya. Melek yemez, içmez, uyumaz, ağlamaz, hata işlemez. Değil mi? Meleklerin özellikleri bu. يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ Gece gündüz diyor. Tesbih ederler. لَا يَفْتُرُونَ Hiç gevşemezler. Meleklerin özelliği bu şimdi. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ Başka ayet-i kerimede. Melekler Allah'ın emriyle iş yaparlar. Peki لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ Allah'ın emir verdiği konularda Allah'a isyan ederler mi? Etmezler. Hiçbir konuda Allah'a isyanlar olmaz. İnsanlar ne diyecekti o zaman? Ya melek gelmiş. Bunun günah işleyebilme şeyi yok ki, nefsi yok ki, şeytan ona yanaşamıyor ki, böyle bir şeye kabil değil. Biz neyiz? Biz insanız, bizde nefis var vesaire diyecekti. Biz meleğe nasıl tabi olalım? Melek de adı üzerinde yani. Ne günah işler ne bir şey yapar diyeceklerdi. İnsanoğlu çok değişik bir varlık. Şimdi melek gelse böyle diyeceklerdi ama insan gönderdi Rabbimiz. Bu büyük bir iyilik bizim için. Bak senin gibi insan işte. Ha şu kadarı var ki bizden farkı nedir? Peygamberler masumdur. Küçük büyük günahlardan korunmuşlardır. O da olması lazım. Şöyle düşünsene. Bir peygamber gelmiş, bizi Rabbimize davet ediyor, hak yola davet ediyor. Ama bir bakıyorsun ki bir yerde yakalıyorsun haşa ve kella. İnsanlar görüyorlar onu. Günah işliyor. Ne olur bu? Peygamberi küçük düşürecek bir şeydir bu. Yani sana güzelliği, iyiliği emrediyor, hidayete gel diyor. Kendine geldiği zaman da günah işliyor. Onun için peygamberler günahlardan masumdur. Günahkar olmazlar ki böyle hiç üzerlerinde bir çizik olmayacak. İnsanlar böyle bakacaklar, hiçbir şeyini bulamayacaklar. Bu bizim için büyük bir lütuf. Ama buradan neyi anlıyoruz? İnanmak istemeyen insan bir mazeret bulur. Tuttular bu sefer dediler ki, ya peygamber gelmiş beşer insan ama böyle peygamber mi olur? Ne olur? Melek olsaydı. İş arıyor ya. Melek olsaydı. Ya melek olsaydı daha fena kafan karışacaktı. Hatta peygamberle dalga geçtiler. Fakalu dediler ki, مَا لِهَذَا الرَّسُولُ Ne biçim peygamber dediler. يَأْكُلُ الطَّعَامُ Yemek yiyor. وَيَمْشِي فِي الْاَسْوَاقُ Sokaklarda geziyor. Ne yapacaktın? Ne bekliyordun yani? İşte o hani beşer olması, o insaniyet vesaire beşeri yönü onları aldattı. Halbuki bu onlar için büyük bir nimetti. Gidersin sorunu sorarsın, onunla hemhal olursun. Sahabe-i kiram diyor ya, Peygamber aleyhissalatü vesselam bizden gibiydi, bizden birisiydi. Diğer türlü bakıldığında, din konusu olduğu zaman da sahabeye bakıyorsunuz, peygamberin tam böyle ardındalar, askeri gibiler. Ne derse o, tamam. Ama diğer konuda bakıldığı zaman da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlarla bir arkadaş gibi, onların içinden birisi gibi onlarla ne yapmıştır? Hemhal olmuştur. Mesela Şemail-i Şerife'de ne güzel geçiyor değil mi? Diyor ki, يَبْحَكُ مِمَّا يَبْحَكُونَ مِنْهُ Peygamber ashabıyla otururdu, onların güldüğüne kendisi de tebessüm ederdi. Bazen ashab-ı kiram eski hayatlarından falan bir şeyler anlatırlarmış. İşte hatırlar mısın bak şöyle oldu. Meşru şeyler tabii ama biraz böyle güldürücü şeyler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da tebessüm ederdi. Gülerdi onlarla beraber. İşte bir arkadaş gibi. Dolaylı olarak bu ne oluyor? Biraz daha ünsiyet sağlamaları için kolay olan bir şey oluyor. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatın içinden bir insandı. Dışından değildi. Gezerdi. Ondan sonra sokaklarda gezerdi. Mesela El Vefa bi Ahval-i Mustafa diye güzel bir eser var. Peygamberi anlatır böyle. Çok hoş bir eserdir. Orada peygamberin sünnetlerinden bir sünnet nedir? Diyor ki, kâne bârizen. Peygamber aleyhissalâtu vesselam açıktı diyor. Men erâde en yelkâ nebiyyallâhi lakıyahu. Kim peygamberle buluşmak istese hemen buluşabilirdi, görebilirdi, görüşebilirdi, meselesini arz edebilirdi, sorusunu sorabilirdi, şikayetini arz edebilirdi. Bir kapı tıklaması kadar yakındı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta onu tanımayan insanlar hani mescide bir meclise girdiği zaman da ashabın arasında sadece onu belki bakarıyla tanıyabiliyorlardı. Çünkü böyle yüksek bir tahtta bir yerde oturup böyle arz-ı endam etmiyordu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ha sonraları tabii alimlere hürmet için alimler belki bir koltukta özel oturulur vesaire bu da yapılmıştır.
belki o dönemlerde ilim ehli öne alınmıştır falan. Bu da sünnetin teşvik ettiği bir şey ama sade yaşamak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onlardan birisi gibi yaşamak, bu işte sahabe-i kiramı çok etkilemiştir. Kıymetli Müslümanlar, dense ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani nasıl bağladı ya? İnsan şaşırıyor ya. Bir insan etrafındaki o sahabeyi nasıl bu kadar kendine böyle bağladı? Nasıl etrafında böyle kenetlendiler? Hani Mughira bin Şube'yi hatırlayın. Hudeybiye musallasında Mekke müşriklerinin elçisi olarak geldi. Kime? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Onların isteklerini tabii iletecek vesaire. Ondan sonra geldi tabii, dedi ki Mekke müşrikleri şunu istiyorlar, bunu istiyorlar ama orada sahabeyle peygamberin arasındaki şeyi de gördü. Nasıl bir diyalog var. Mekke müşriklerine döndüğü zaman dedi ki, vallahi dedi, siz bunları yenemezsiniz. Boşuna ümitlenmeyin. Niye dediler ya? Ya dedi, ben Kaysar'a gittim. Kisra'ya gittim. O kadar devlet başkanına elçi olarak gittim. Muhammed'in aleyhissalatü vesselam ashabının ona gösterdiği hürmeti ve ihtimamı, o kenetlenmeyi hiçbir hükümdarın etrafında görmedim. Nasıllar biliyor musunuz dedi. Böyle peygamberin ağzından bir şey çıksa da hemen onu yerine getirsek diye etrafında üşüşüyorlar böyle. Hemen harekete geçecek haldeler. Neyle yaptı bunu? İşte bu ahlakıyla, onlardan biri olarak yaptı. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Niye bu konuya girdik özellikle? Çünkü şimdi bu hadis-i şerifte de sahabe-i kiram zaman zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselama ne yapmıştır? Sorular sormuştur. Ya Resulullah, işte en faziletli amel hangisidir? İşte şöyle yaparsak nasıl olur? Şunun sevabı nedir? Bunun günahı nedir? Neticesi ne olur? Gibi farklı sorular sormuşlardır. İşte bu hadis-i şerifte onlardan bir tanesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh bir gün soruldu. Kalehu lemmâ su'ile. Ne zamanki soruldu. Eyyül ameli efdal. Hangi amel faziletlidir? Bunu çok görürsünüz hadis-i şeriflerde. Eyyül İslami hayrun. Hangi İslam hayırlıdır? Eyyül amali efdalu. Hangi amel işte en faziletlisidir? Hayrun. Hayırlıdır. Şeklinde farklı ifadeler kullanılır. Bu hadis-i şerif de onlardan bir tanesi. Şimdi burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya bir cevap veriyor. Hangi amel efdaldir, fazile en faziletlidir, hayırlıdır diye. Ama başka hadis-i şeriflere falan bakın mesela. Başka cevaplar göreceksiniz. Burada bir cevap verilmiş ama başka hadis-i şeriflerde başka cevaplar verilmiş. Bazılarının bu kafasında takılıyor. Diyorlar ki hocam yani ya bu hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söylüyor. Amellerin en faziletlisi hangisidir? Bir şey söylüyor. Başka bir zaman sorulmuş aynı soru. Onda başka bir şey, amelleri saymış. Bir başka zaman hangisi daha hayırlıdır diye sorulmuş. Orada başka bir şey söylemiş. Bunun sebebi nedir diye bazı kardeşlerimiz sorabiliyor. Ulema der ki, kıymetli Müslümanlar, bunun sebebi şudur. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir davetçi olarak insanların meşrebine göre, kabiliyetlerine göre zaman zaman farklı sorulara farklı cevaplar vermiştir. Muhataba göre. Tamam, bunu da bir hocanın örnek alarak yapması lazım. Bir hocaya örneklik var burada. Ha? Nasıl örneklik var? Adam mesela diyelim emri bil maruf yaparken bizim için çok önemli bir şey. Karşımızdaki adamı bir kere bir tartmamız lazım. Adam imani konularda mesela tamam bir adam değil, sıkıntı yaşıyor. Adam vesveseleri var. Adama diyorsun ki sen mesela kardeşim, sen niye misvağın nerede diyelim. Şimdi o adamın misvağa da gelebilmesi için epeyce bir yol var şimdi. Anlatabildik mi? Ona bir imani meseleleri bir anlatmamız lazım. Adamın iman sıkıntısı var, kafasında türlü türlü şüpheler var. Sen adama sünnetin en ince derinliklerinden girdiğin zaman ne olur? Adam der ki bu iş beni aşar, buralar benim boyumu aşar. Ben böyle şeylere gelemem der. Onun için tedricilik çok önemli. Tedricilik. Ne demek tedricilik? Yani alıştıra alıştıra. Üstten başlayarak insanlara dini hangi ölçüdeyse, neredeyse seviyesi ona göre anlatmak lazım. İnsanlara anlayabilecekleri şeyleri seviyelerine göre anlatmak lazım. Yoksa ne olur? Adamı kaçırırsın ha. Ne buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Kellimin nase bi kadri ukulihim. İnsanlara akılları miktarınca konuş. Yani akılları ne demek?
Anlayışları demek. Anlayacakları kadar konuş. Hadis-i şerif nasıl bitiyor? اَتُرِيدُونَ اَنْ يُكَذَّبَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Allah ve Resulünün yalanlanmasını ister misiniz? Yok. Sebep olursun. Niye? Ya davet usulü diye bir şey var. Emr-i Maruf'un usulü var. Nasıl fıkıh usulü var, usulü hadis var, her şeyin bir usulü var. Davetin de bir usulü var. Ona göre yapacağız bunu yani. Bir kaidesi var. Adam hangi seviyedeyse ona göre onu anlatmamız lazım. Şimdi ifade ettiğimiz gibi eğer anlayamayacakları şeyden adamlara başlarsak anlatmaya, seviyesini aşarsak ne olur? Adamı kazanacak yerde daha kötü kaybederiz. Bakın Kur'an-ı Kerim'in belli ayetlerine bakın mesela. İçki kaç merhalede haram kılındı? 4. 4 merhalede. Tedrici şekilde. Çünkü o zamanki toplum içkiye çok alışık. İçkinin neredeyse girmediği ocak yok, bark yok, ev yok. Öyleyse o zaman işte tedrici bir şekilde haram kılınmıştır. Bu gibi bazı günahları Kur'an-ı Kerim tedrici dediğimiz yani merhale merhale, peyderpey haram kılmıştır. Şimdi burada da aynı şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruluyor. Amellerin en faziletlisi hangisidir, en hayırlısı hangisidir? Efendimiz karşısındaki muhataba bakıyor. Ona göre onun işleyebileceği, onun böyle rağbet edeceği, teşvik olacağı bir amel söylüyor. Başka bir zaman başka bir adam geliyor, ona daha ağır bir şey söyleyebiliyor amellerin en faziletlisi olarak. Bir başka zaman biri geliyor, ona daha hafif bir şey söylüyor mesela. Bakıyorsun, diyor ki kul amentü billah thümmestakim. Mesela diyelim yani. Allah'a iman ettim de istikamet üzere ol. İstikamet tabi en zor şeylerden birisi. Ve ona imanı en başta tavsiye ediyor falan derken, bu hadisler arasında onun için böyle bir çelişki var gibi bazıları yansıtmaya çalışıyorlar. İşte bak bir hadiste bunu diyor, başka bir hadiste amellerinden faziletlisi başka bir şey söylüyor. Bir başka hadiste amellerinden hayırlısı başka bir şey. Bunların arasında çelişki yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farklı zamanlarda meşrebine göre Müslümanları teşvik etmek için, bu amellerin faziletini ortaya koymak için ne yapmıştır? Farklı şeylere fazilet olarak temas etmiştir. Şimdi burada da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruluyor. Eyyül ameli afdal, amellerin en faziletlisi hangisidir? Burada Efendimiz buyuruyor ki ilk başta bir, imanun billah. Allah'a iman etmek. İşin en temeli o zaten. Allah'a iman olmasa ondan sonra daha bir şey olur mu bunun? Bir şey kazanabilir misin bir fazilet? Allah'a iman olmadan ve Resulihi ve Resulüne iman olmadan kazanamazsın. Adam diyor ki hocam ya diyor filan adam bilim adamı dünya tarihine geçmiş. Tamam iyi. Şimdi filan şey üretmiş diyor işte ışığı bulmuş, elektriği bulmuş, şunu bulmuş falan filan. Ne olmuş? Allah'a imanı var mı? Yok. İşte bütün insanlığa fayda sağladı ya. Kardeşim bütün insanlığa fayda sağlamış olabilir. Ama Allah ve Resulüne imanı yoksa bu herhangi bir şekilde bir sevap alamayacak. Kim buyuruyor bunu? Kim diyor sevap alamayacak? Rabbimiz buyuruyor. Biz kafamıza göre söyleyemeyiz. Adam diyor ki hoca cennet senin mi diyor ya? Dağıtıyorsun adamı. Niye diyor kendin girdin başkasını sol. Böyle saçma sapan konuşanlar da var ha. Yani neymiş? Cennete biz girmişiz de bizim girip giremeyeceğimiz belli değil. Biz burada sadece Allah ve Resulünün buyruklarını iletmekle mesulüz. Yani kürsüde bu konuşulur. Bu ayet-i kerimelerde söyleniyor. Nerede söyleniyor? Estağfirullah. مَثَلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ Rablerini inkar edenlerin şaşılacak hali, misali ne gibidir? اَعْمَالُهُمْ Onların amelleri, güzel yaptıkları işler. Allah'a inkar etmiş ama ameli salihi var. Rabbim buyuruyor ki كَرَمَادٍ اِشْتَتَّتْ بِهِ الرِّيحُ ف۪ي يَوْمٍ عَاصِفٍ Kasırgalı bir günde o rüzgarın savurmuş olduğu bir kül gibidir. لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا Yaptıkları şeylerin karşılığını almaya güç yetiremeyecekler. Niye? Allah'a inkar etti. Başka ayette وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler, اَعْمَالُهُمْ Onların amelleri كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ Böyle bir çöldeki serap gibidir. يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءَ Serabı ne yapar? Susuz adam su zanneder mesela uzaktan. Serap görüyorsun böyle. Kafir de zannediyor ki güzel bir şeyler yaptım falan. O bunların karşılığını alacağım Rabbimiz buyuruyor. حَتَّى اِذَا جَاءَهُ Ta ki onun yanına gelir. Tam böyle serap görüyor ya işte su olduğunu zannediyor. وَوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهُ لَمْ يَجِدُ شَيْهَنْ Yanına geliyor bakıyor ki hiçbir şey yok. Ahirete gidecek, kabre girecek.
Allah'ı inkar etmiş, Resulünü inkar etmiş. Bakacak ki hiçbir şey yok. Bir sevap var mı? Hiçbir şey alamayacak. Kim buyuruyor bunları? Rabbimiz buyuruyor. Estağfirullah. وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ Onların işlediği amele yöneldik diyor biz. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا Saçılmış bir toz gibi yapacağız onları. Hiçbir şey elde edemeyecekler. Buyuruyor. Bu konuda güzel bir misal var. Bunu kitapta da yazmıştım. Niye böyle oluyor hocam? Yani adam o kadar gayret etmiş. Ya tamam gayret etmiş olabilir. Ama en baş gayreti ne olması lazım? Bu dünyaya gönderiliş maksadımız ne? İman. Allah ve Resulüne iman. Bu dünyaya gönderiliş maksadımızı adam yerine getirmemiş. Ne yapmış? Gitmiş bir bilimsel bir icat şey bulmuş. Bunu bulması, insanlığa fayda sağlaması iman olursa faydalıdır kendisine. İman olmadıktan sonra bunların hiçbirisinin kendisine bir faydası olmaz. Olmaz. Buna şöyle bir misal verirler. Hoş bir misaldir. Mesela bir hoca düşünelim. Bir talebesine diyor ki al şu kitabı diyor. Gördünüz bu kitabı al. Sen diyor sana 4 ay müddet veriyorum. Bu kitabı güzel bir incele. Bununla alakalı bana bir rapor getir. Ödev bu. Talebe de kitabı alıyor tabii. Gidiyor 4 ay geçiyor. Ondan sonra hoca geliyor sunumu dinlemek için raporu dinleyecek. Talebe de geliyor karşısına. Hoca oturuyor şimdi talebeyi dinlemeye başlıyor. Bakalım ne yaptı şimdi. Talebe de diyor ki hocam diyor çok güzel bir hazırlık yaptım. Bu kitapla alakalı araştırma yaptım. 4 aydır böyle gece gündüz uyumadım. Çok gayret sarf ettim. Aferin oğlum bana. Şöyle anlat bakalım. Başlıyor anlatmaya şimdi. Diyor ki hocam diyor kitapta diyor mürekkep olarak filan markanın falan işte şeyi kullanılmış. Bu kitabın mürekkebi bu. Ha. Bu kapak karton kapak filan markanın falan kalitesinde. Ondan sonra bakıyor buradaki dikişler işte şu seviyede atılmış diyor. Ondan sonra kitap diyor işte 250 sayfa. Şamua kağıt kullanılmış. Kağıdın kalitesi de bu falan başlıyor. Şimdi hoca ne yapar bu durumda? Böyle bir sunuma, rezil bir sunuma karşı ne yapar? Şaşa kalır yani değil mi? Ben ne dedim, bu ne yaptı? Ben sana diyorum ki al kitabı, bana güzel bir rapor getir, bununla alakalı sunum koy ortaya diyorum sana. Evet sen kitaba çalışmış mısın? Arif abi çalışmış mı? Çalışmış. Çok çalışmış bak en ince detaylara kadar şeyler getirmiş. Ama benim istediğim şey bu değil. Benim seni 4 aylık vazifelendirdiğim görev bu değil. Tamam. Onun için senin çalışmış olman evet faydalı bir şey mi? Olabilir. Kendine göre tabii bir faydası var. Yok değil. Bunları öğrenmiş olman, kitaba bu kadar detaylı çalışmış olman tamam bir faydası var ama Allah Teala insanı, bilim adamını vesaire artık dünyaya gönderiyor. Tamam. Gönderiliş amacı belli. Maksat ne? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Bana ibadet etsin diye gönderdim. Dünyaya gönderiliş maksadımız bu. İbadet edeceğiz. Geldi, ibadet mübadet hiçbir şey yok. Allah'ı tanımak yok. Allah Teala'yı inkar var, her şey var. Ama çok çalışmış. Neye çalışmış? Evrendeki düzenler, Allah'ın koymuş olduğu, yaratmış olduğu işte dengeler vesaire bunlar üzerine hassas ayarlar falan. Aynı o kitap sunumu gibi işte onlara kafa yormuş, şey yapmış falan, icatlar yapmış. İcatlar yaptın ama senin dünyaya gönderiliş baş amacın ve maksadın bu değil. Bu maksadı yerine getirmediğin sürece o yaptığın çalışmaların hepsi boş. Ahirette boş. Bir şeye tekabül etmeyecek. Çünkü sen seni dünyaya gönderen, bu dünyayı yaratan Allah'ı inkar ediyorsun en başta. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruldu. Amellerin en faziletlisi en başta neymiş? Allah'a ve Resulüne iman etmek. Bu iman olduğu zaman temeli attık demektir. Bu işin temeli atılmıştır. Bu temelin üzerine artık kat atabiliriz. Ama bu iman yoksa, Allah ve Resulüne iman yoksa daha henüz binanın temeli yok. Nasıl üstüne kat atacağız? Mümkün değil. Birincisi bu. Allah ve Resulüne iman. Elhamdülillah iman ettik. Ama bundan sonra kıymetli Müslümanlar, bize düşen şey ne? İmanımızı takviye etmemiz lazım. Güçlendirmemiz, kuvvetlendirmemiz lazım. Bu şart. Daha güçlü iman etmemiz lazım. Kemale erdirmek ne demek? İşte hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya, El ihsanu en te'budallâhe ke enneke terâh.
İhsan nedir? Allah'ı görürcesine ibadet etmek. İşte bu makama gelmek lazım. Bu makama gelen adam öyle kolay kolay günah işleyemez biiznillah. Kolay kolay harama düşemez. İmanı bu seviyeye çıkarmak lazım. Rabbim nasip eylesin. İkincisi ne? ثُمَّ الْجِهَادُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Amellerin en faziletlisi. İkinci seviyede ne geliyor? Allah yolunda cihad etmek. Uzunca bir zamandır Müslümanların defterinden ve zihninden silinmiş olan bir ibadet bu. Cihad. Değil mi? Eskiden öyle bir gündem vardı ya. Düşünsene evin var, barkın var, çoluğun var, çocuğun var, işlerini yerine getirmişsin falan. Şimdi adama diyorsun ki mesela, ya haydi bir gidelim şehir dışında diyelim bir yerde filan hocanın sohbeti var falan. Hocam çok yoğunum diyor ya, işlerim var bir türlü oturtamadım falan. Adam sohbete gidemiyor, sohbete. Ama eskiden ne vardı? Cihada gideceksin, cihada. Öyle işimi kurdum, evimi kurdum, barkımı kurdum, işte eşim var falan, ecdadın yok mu? Viyana kapılarına kadar dayandılar, fetihler. Efendime söyleyeyim, o kadar yapılan gazveler, cihatlar vesaire. Nasıl yaptılar bunları? Ya sen de geçebilirsin, yardan, anadan, serden, senin de destanını okuyalım ezberden diyor ya ecdat. İşte yardan geçmek demek, eşinden geçeceksin, anadan geçeceksin. Ser ne demek? Baş. Yani baştan geçeceksin. Başını feda edeceksin. Etmeden olmaz. Dolayısıyla bu işler böyle oluyor. Yani eskiden İslam devleti olduğu zaman da böyle bir vecibe var, sorumluluk var. Nasıl oluyor? İşte bir çağrı geliyor, bir nida geliyor. Hadi bakalım cihat. Kim gidecek? Özrü olmayan herkes gidecek. Erkekler cihada gidecek. Özrü olanlar tek tek gelecek, test edilecek vesaire falan. Ondan sonra onlar mazur kabul edilebilirler belki. Ama özrü olmayanlar mutlaka cihada gidecek. Bu şimdi tabii uzunca zamandır dedik ya, Müslümanların defterinden silinmiş olan bir ibadet artık. Cihat. Böyle bir şey kalmadı. Bugün belli bir kesim işte görüyoruz günümüzde. Cihadı artık tekrardan Müslümanlara öğrettiler. Dünyaya zulüm saçan, dünyayı karanlığa boğan, bütün dünyadaki güzellikleri öldürmeye ant içmiş bir akım var. Siyonizm, Yahudi dünyayı ele geçirmeye çalışıyor. Bugün bir avuç Müslüman dünyayı ele geçirip de böyle tanrılaşma iddiasındaki Siyonizmi tarihe gömme niyetiyle Allah'ın izniyle cephede cihad ediyor. Biz ne kadar destek olabiliyoruz onlara baktığımız zaman bizim halimize. Vallahi destek olmaktan, gündem yapmaktan bile aciziz. İnan böyle insan onlardan bahsederken utanıyor ya. Niye? Ya zaten gidip bir şekilde bir destek olamıyoruz. Başka gündem bile yapamıyoruz ya. Sen nerede destek olmak? Dualarımızda bile hatırlayamayacak bir hale geliyor. Öyle dünyevileştik. Öyle unuttuk ki o atmosferi, o cihadı, o farzı vesaire, o vecibeyi, vazifeyi. Destek olamıyoruz ya daha. Bundan bile aciziz. İşte onun için ثُمَّ الْجِهَادُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ İkinci olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah yolunda cihat buyurdu. İkinci amellerin faziletlisi bu. Üçüncüsü nedir? ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ Üçüncüsü de mebrur olan bir hac. Mebrur ne demektir? Yani kabul olunmuş hac. Tamam. Mebrur hac demek. Kabul olunmuş hac. Haccın kabul olabilmesi için ne şart vardır? Kıymetli Müslümanlar, Allah için yapılacak en başta. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Allah için insanlar üzerine bir haktır. Güç yetirebilenlerin hac yapması, yani zenginlerin hac yapması. En azından ömürde bir defa. Haccı yapacağız ama nasıl bir hac olacak? Mebrur. Mebrur ne demek? Makbul. Asıl önemli olan o. Buradan şimdi biniyorsun uçağa. O kadar eziyet, işkenceye katlanıyorsun. Çünkü niye? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. Es-seferu kıt'atun minel azab. Yolculuk azaptan bir parçadır. Öyledir ha. Buradan Sabancı'ya gidiyorsun, geliyorsun. Arabayla gidiyorsun. Kliman var, her şeyin var. Konforlu, güzel. Eve düştüğün zaman da yoruldum diyorsun. Niye? Hakikaten öyledir. Yani o mesafeyi kat etmek
insanı yoruyor yani. Yolculuk böyle bir şey. Allah böyle yaratmış. Şimdi hacca gitmek hele, yani gidenler daha iyi bilirler. Zor iş. Yani oradaki o Arafat'a çıkacaksın vesaire, Müzdelife, vakfeler, işte ihram vesaire bir sürü daha vazifesi, vecibesi var. Öyle kolay değil. O eziyete, o efendime söyleyeyim zorluklara ne yapacaksın? Katlanacaksın. Peki katlandım hocam, güzel diyelim buna. Tamam, benim haccım kabul, öyle bir şey yok. Haccın kabul olabilmesinin baş şartlarından biri nedir? Allah için olacak. Allah için. Bunu becermek kolay değil. Hemen riya, nefis gelir oradan. Ben hacca gidiyorum bu sene. Elhamdülillah. Hacca gidiyoruz. Öyle vardır yani, şimdi bir duyma. Öyle mi yani? Ne mutlu sana. E işte yani Allah sana da nasip eylesin falan derken o kalbimizi bir yoklayalım. Acaba hava yani biraz caka satıyor muyuz yani? Etrafımıza hacca gidiyorum falan derken reklama kaçıyor mu iş? Eskiden insanlar amellerini kıskanırdı ya. Böyle bir şey kalmadı. İmam-ı Azam'ın hayatını anlatırken menakıb kitaplarında diyorlar ki Ebu Hanife rahimeullah yıllarca kimi rivayete göre 40 yıl yatsının abdestiyle sabahı kıldı. Kimse bunu bilmedi. Kimse bunu bilmedi. Bu az bir şey değil. İlim çalıştı. Ve hatta Ebu Hanife'nin komşusu, İmam-ı Azam rahimeullah'ın komşusu bir kız varmış. Betet diyorlar. Yani o damda geceleyin namaz kıldığı için orada bir direk olduğunu zannediyormuş. Ebu Hanife rahimeullah vefat edince demiş ki babasına, baba demiş şu damda bir direk, o direk değil demiş. O gece boyu namaz kılan Ebu Hanife'ydi. İmam-ı Azam bu kadar abid bir zattı. Hatta yanında duran Davud rahimeullah diyor ki, öylesi ben onunla diyor birkaç ay beraber oldum. Bizzat yanında oldum. Her haline vakıf oldum. Öyle bir insandı ki diyor Ebu Hanife İmam-ı Azam. Eğer ona denseydi ki yarın öleceksin, vallahi yaptığından daha fazla bir şey yapamazdı diyor. Böyle yaşadı İmam-ı Azam. Ama diyorlar ki sabahleyin namaza şeye gidecek mesela. Sabah namazına gidecek mescide. Böyle gözlerinin altını hafif morartırmış. Böyle biraz şey yaparmış falan. Niye? İşte gece boyu uyudum gibi gözükmek için. Yani şimdi sabah namazına gittiği zaman gece boyu uyumazsan uyumadığın belli olur. Çok dinç olursun yani. Biraz böyle uykulu gibi falan gösterilmiş kendini ki niye yani sabaha kadar uyudum gibi gözükmek için. Onlar tam tersi. Şimdi de öyle bir durum var ki abid değiliz ama çok ibadet ediyor gibi gösterme hevesi var. İlim yok, çok ilim varmış gibi gösterme artı bir hevesimiz var. Böyle bir şey oluyor yani. Faziletlerimizi diyelim bir şekilde insanlara gösterme gibi bir çabamız var. Halbuki eskiler ameli salihini kıskanırlar. Faziletli olan insanlar falan evladım bende bir şey yok ya falan deyip kaçarlardı. Yani daha göremezdin onları. Böyle bir çaba ve gayret vardı. İşte amellerin işte en başta makbul olmasının şeyi bu arkadaşlar. Nedir o? İhlas, ihlas, ihlas. İhlas olmadan Allah Teala kabul etmiyor. Buyuruyor ki ene hayru şerikeyn. Rabbimiz buyuruyor hadisi kutsi de. Ben ortakların en hayırlısıyım. Niye? Çünkü seninle ortak olduğumuz zaman ne olur Arif abi? Yarısı benim, yarısı senin. Rabbimiz buyuruyor ki ben ortakların en hayırlısıyım. Niye? Bir amelde benle başkasını ortak ederseniz ben kendi payımı da ona veririm. Al, kulum git. Kimle ortak ettin beni? Filanca da görsün ya Rabbi. Senin için de ortak mıyız? Git o kuldan al o zaman sevabını. Ben kendi payımı ona veriyorum. Rabbimiz böyle istemiyor ya. Muhlisine lehuddin. Dini ona halis kılacağız. İhlas olacak. Bu da biraz amellerimizi gizlemeye ihtiyaç var. Kıymetli Müslümanı zaten beceremiyoruz. Nefis şeytan giriyor işin içine. En azından gizlemeye gayret edelim biraz ya. Bu zamanda buna ihtiyaç var. Var. Çünkü niye biliyor musunuz? Yani zaten nasıl böyle kabirde, mahşerde kendimizi kurtaracağız? Vallahi onu düşünmemiz lazım. Bir de başkalarının şehadeti falan olursa, oho işimiz zor. İşimiz zor. Onun için Rabbim ihlas üzere amel işleyebilmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Şimdi rahmetli Mustafa Hocam vardı. Hasan Efendi Hazretlerimizin abisi, kıraatçı. Onda ben bir müddet kıraat okumuştum. Rahmetullahi aleyh. Bir dersin ortasında şöyle bir şey anlatmıştı.
Dedi ki adam hacca gitti. Yaşanmış bir şey bunu birkaç kişiden daha dinledim. Orada hacılar tabii Türk hacılar tavaf ediyorlar vesaire. Diğer efendime söyleyeyim hacılar baktılar ki bir tane hacı var oturuyordu. Herkes tavaf ediyor oturuyordu. Yanaştılar ona dediler ki ya sen hacca gelmedin mi? Evet. Niye tavaf etmiyorsun sen? Tavaf etmeden olmaz. İhramdan çıkamazsın bu haccın rükünlerinden birisi falan. Dedi ki ya Türkiye'ye döndüğümüz zaman dedi sana da hacı diyecekler, bana da hacı diyecekler dedi. Ya. Mesele ne? Adam oraya gitmiş, buradan giderken maksadı ve hedefi ne? Ya Türkiye'ye dönelim, bayrağı cama asayım, tamam mı? Zemzemleri, hurmaları hazırlayayım. Gelenlere de ya oralar var ya, doyamadık. Acayip. Mevla size de nasip eylesin. Herkese nasip etsin. Hakikaten dolu dolu, çok manevi atmosfer içerisinde acayip bir hac yaptık diyecek. Ama defterde bir şey yok. Allah muhafaza eylesin. Yani sıfır değil mi? Vebal. İşte haccü mebrur böyle olmaz. Haccü mebrur. Umreyi mebrure. Kabul olunmuş umre. Kabul olunmuş hac. Mesela yine işte dedik ya riya. Bugün hastalıklardan birisi. Haçta da umrede de yani. Şimdi o kutsal mekanlar böyle acayip bir hale geldi ya kıymetli Müslümanlar. Gittiğimiz zaman görüyoruz. Zaman zaman bunlara değiniyorum. Rahatsızlığımızı dile getirmek durumundayız ya. Yani şimdi bakıyorsun Allah için ben söylüyorum. Şu hacca umreye gidecek olanlar şu akıllı telefonlarınızı evde bir bırakın. İbadete gidiyorsun ya. Bırak kardeşim evde. Oraya git. Orada Kabe-i Muazzama'nın avlusunda gözlerini kapat. Kabe'ye huşuyla bak. Şu huşuyu bir yakalayalım. Yani şu gözümüz, gönlümüz bir doysun ya. Ama yok. Bakıyorsun oradan işte canlı yayınlar, oradan çekimler, öbürü fotoğraf çekiliyor, öbürü oradan bir şey. Yani bu kalbimizi dağıtıyor. Yani oralardan dönüyoruz bu sefer. Hakkıyla istifade edebildin mi maneviyat olarak? Yok. Adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna giriyoruz. Bakın. O kadar ince bir şey ki Efendi Hazretlerimiz rahmetullahi aleyh ayakkabılar hani biliyorsunuz o Babus Selam'dan girdiğiniz zaman da normalde böyle bazıları çantaya ayakkabısını koyuyor, yanına alıyor. Muvacehe-i Şerif'te Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret ederken ayakkabısı yanında böyle selam veriyor, geçiyor. Efendi Hazretlerimiz o Babus Selam'ın orada ayakkabılarını, terliklerini bırakır, öyle girerdi. Ondan sonra geçerdi. Muvacehe-i Şerif'te selamlama vesaire falan oradan çıkardığı sonrasında tekrardan dönerek efendime söyleyeyim Babus Selam'dan dönerek tekrardan terliklerini alırdı. Hocalarımız bize hep bunu böyle anlattılar. E şimdi kıymetli Müslümanlar bu kadar edep gösterilmesi ya Resulullah'ın huzuruna çıkıyorsun orada tabir yerindeyse manevi bir kamera var herkes alınıyor. Orada acaba günahlarından haya etmen lazım utanman lazım. Huzura kabul olundun mu acaba diye bu gerekirken ama öyle bir giriyoruz ki adam böyle gidiyor ya. Resulullah'ın huzuruna gelmiş karşısında salatü selam selam vermesi lazım. Böyle adam geriyi de çekiyor yani bak kimler var falan. Veyahut da Türkiye'ye bağlanmış bak diyor işte Ali Hasan görüyor musun yanımda kim var falan. Burada kimin huzurundayız ya? Kimin huzurunda? وَعْلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ Bilin ki Allah Resulü sizin içinizdedir. Yani biz öldürülenlere Allah yolunda ölü demiyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam manen diridir. Böyledir ehl-i sünnet itikadına göre. E şimdi orada efendim düştüğümüz hale bak. Böyle oluyor. Bu çok yanlış bir şey. Veya zahiri şeylere de çok takınılabiliyoruz mesela. Yani burada tamam verilen bazı sözler tutulmuyor belki işte şu oluyor ama kıymetli Müslümanlar orası bunların konuşulacağı yer değil. Zahiri şeylere çok ya işte neymiş ya 5 çeşit yemek var diyor otelde perişan olduk ya bize işte 10 çeşit denmişti ya. Yersin kardeşim Türkiye'de yemekten bol bir şey yok. Veyahut da orada böyle işte filan yerde lokanta iyiymiş falan yerde hadi bakalım her gün 3 öğün bir yere gidelim falan. Gerçekten bu işler yapılmaması lazım. Yani oraya gittiğimiz zaman şu ibadet atmosferine girerek huşuğumuzu, huduğumuzu, vakarımızı muhafaza ederek Kur'an-ı Kerim hatmiyle
meşgul olmak lazım. Salavat-ı şerife ile meşgul olmak lazım. İbadet ile, istiğfar ile, gönlümüzde. Oradan böyle o manevi atmosferden istifade etmek lazım ya. Bu olmuyor. Hele böyle otel lobilerinde falan bir toplanıyoruz. Zaten tanıştılar şey oldu mu. Hadi bakalım Mescid-i Haram'a 500 metre mesafede otel lobisinde gıybet duman atıyor. Oradan alıyor Türkiye'de komşusundan köye bir gidiyor. Köyden ondan sonra Ahmet amcadan bir gidiyorlar. Hasan dayıdan çıkıyorlar. Ondan sonra 100 bin yazılıyor orada bir de. Şimdi işin tehlikelisi o. Orada sevap 2 rekat namaz kılıyorsun, 100'er bin alıyorsun. Sevap çok. Ama Mekke-i Mükerreme o kadar acayip hassas bir yer ki وَمَنْ يُرِدْ ف۪يهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَل۪يمٍ Kim orada bir taşkınlığa, bir zulme, bir günaha kast ederse, niyet ederse ona azabı elimi tattırırız buyuruyor Rabbimiz. Yani gönlünden geçenden bile mesulsün. O kadar hassas bir yer. Onun için İbn Abbas radıyallahu anh nereye gitti? Mekke'de böyle duramam, buranın hakkını veremem diye Taif'e gitti. Ya şimdi bu işler bu kadar hassas. Bu kadar yani. Bu konularda çok hatalar oluyor. Yok işte otel şartları şöyleydi de bizim işte otobüsün markası şuydu da işte bilmem şurada yedik de 3 yıldızlı, 5 yıldızlı, bilmem 7 yıldızlı. Muhabbetler bunlar. Ya bırak sen şimdi bırak. İbn-i Arabi rahimeullah haçtan dönenler bakmış ki Evliyaullah'tan bizzat tabii. Bakmış zemzem, hurma falan karşılıyorlar onları, götürmüşler falan. Dönmüş onlara demiş ki, ey hacılar demiş, ey güzel zemzemler, hurmalar, hediyelik eşyalar falan da. O Haremeyn-i Şerifeyn'den Hazreti Ebu Bekir'in sadakatini, Hazreti Ömer'in adaletini, Hazreti Osman'ın hayasını ve Hazreti Ali'nin şecaatini getiren yok mu içinizde dedi. Bunu almak lazım oradan ya. Her şey artık her yerde var. O beş yıldız dediğin şeyler, bilmem ne, alışverişler, yemekler falan. Allah için soruyorum size, konuşuyorum. Yani bir eksiğimiz var mı ya bu konuda? Fazlasıyla, her şey fazlasıyla var. Bu konu çok maalesef bazı konularda, mebrur dedik ya, makbul umre istiyorsak bazı şeylerden sakınacağız. Sakınacağız. Mesela özellikle de bunu bazı cahil kardeşlerimiz yapıyor, güzellikle uyarmak lazım. Adam dönüyor oradan işte diyor ki ya hocam işte nasıl Allah kabul eylesin. Hocam Allah razı olsun da bu Araplar çok pis adamlar ya falan. Haşa ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ahibbul Arab tarzında rivayetler var. Arabı seviniz diye. Ha biz niye seveceğiz ya? Hani demiş ya adam sahibinin hatırı var ya. Sahibinin hatırı var. Arapları biz Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan dolayı Müslüman Arapları ayrı bir severiz. Hani bunu bazıları hemen bir haber vesilesi falan da yaparak işte Arap seviciliği falan. Hayır, bu anlamda biz ırk üstünlüğünden bahsetmiyoruz. Ama sevdiğimiz, en sevdiğimiz Araplardan gönderildiği için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun hatırına onlara ayrı bir hürmet duyarız. Ama hangi Arap? Herhalde Arap gavursa, kafirse ona sırf ırkından Arap olduğu için saygı duyacak değiliz. Müslümanlara demek istiyoruz yani. Bu bir uhuvvet meselesidir. Ondan bahsediyoruz. Bu sahibini incitir. Doğru şeyler değil bunlar. Bu konuda böyle şey olmak lazım. İfade ettiğim gibi işte mebrur hac, riyasız hac ondan sonra yapmak lazım ve bu şartlara, bunlara orada dikkat etmek lazım kıymetli Müslümanlar. Rabbim amellerimizi mebrur eylesin, makbul eylesin. Böyle yaptığımız umreleri, hacları becererek yapabilmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Evet, bu hadis-i şerifte 3 şeyi görmüş olduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hangi amel en faziletlidir ya Resulullah diye sorulduğunda 3 şey buyurmuş oldu. Birincisi, her şeyin temeli olan Allah ve Resulüne iman. İkincisi, Allah yolunda cihat. Cihat demek kendini yormak yani. Ha? Cehden gelir. Şimdi adam çok kendini yoruyor mesela. O da cihat ediyor. Kim mesela dünyaya çalışan adam cihat ediyor ama Allah yolunda cihat değil o. Kendini yoruyor kendince ama o bildiğimiz cihat değil. Herkes farkındaysanız şöyle sabahleyin saat 8'lerde şu İstanbul'un üstünden böyle kuş bakışı bir hayata bir baksak. Herkes bir yere koşturuyor. Herkes. İş güç, meşgale falan, dünyada acayip bir durum var, koşturmaca var. Herkes cihat ediyor. Ama makbul olan nedir?
Allah yolunda cihattır. Ve bugün ilme çalışmak, bugün medreseye destek olmak, bugün medresenin elinden tutmak, bugün bir medresenin bir parçası olmak, hocası olmak, talebesi olmak. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Udu alimen, alim ol. Ya alim ol. Hocam geçti ya, çok isterdim ama ben olamadım. Ev müteallimen. O zaman hemen otur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, talebe ol. Talebe ol. Efendi Hazretlerimiz kaddesallahu sirrahu bir keresinde Yavuz Selim kürsüsünde 90 yaşının altındakiler okuyacak buyurmuş. Karar aldık, 90 yaşının altındakiler okuyacak. Böyle bir ilanda bulunmuş. Yani düşünsene 90 yaşın üstüne geçmiş olan kim var? Yani herkes okuyacak gibi bir manaya geliyor. Ertesi hafta çıkmış buyurmuş ki yeni karar aldık. 90 yaşındakinin üstündekiler de okuyacak. Ve yine kendi sözüdür. Bir zamir biren ahirete pişman gitmeyecek. Hüve ne demek? O. Çok büyük kardasın. Bak göreceğiz bunların semerelerini. Medresede olmanın, medreseyi sevmenin, medresede bir şekilde bu Arapça ilimlerine başlamanın vallahi faydasını göreceğiz. Keşke diyeceğiz daha fazla yapabilseydik. Talim ol, talebe ol. Ya hocam çok istedim ama talebe de olamadık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü bir seçenek açıyor bize. Ev müstem yani işte bu meclis odur ha. İşiten ol. Ayet işit, hadis işit, haftalık bir meclisin olsun. Efendi Hazretleri öyle buyurur. Kaddesallahu sirrahu. Nasıl ki diyor günlük, günde iki kez bedenimizin yemeğe ihtiyacı oluyorsa, yemediğimiz zaman vitamin dereceli şeylerimiz hep değerlerimiz düşüyor vesaire falan oluyorsa, haftada diyor bu ruhun bir sohbete ihtiyacı var. Bunun gıdasını alacak. E şimdi müstemi almak, işiten ol. Bir kenarda dur, Allah ve Resulünün sözlerini işit. Şimdi çıktı dedin ki diyelim, ya hocam alim olamadım. İki, talebe de olamadım. Üç, hocam dinleyici olacak bile durumum yok diyorsun. Dördüncü seçenek açılıyor sana. Nedir o? Ev muhibben. Seven ol, seven. Talebeyi sev. İlme çalışanları sev. Destek ol, bir yerinde ol. Dördüncü seçenek. E şimdi adam hala derse ki dördüncü seçenekte olamıyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ Beşincisi olma fetehlik, helak olursun. Beşinci seçenek yok. Ya alim olacağız, ya talebe olacağız, ya işitine olacağız, ya seven olacağız ama asla beşincisi olmayacağız. Mutlaka bu yolda işte cihat dedik ya, yani gayret sarf edeceğiz. Bu da bir cihattır. Büyük cihatlardandır Efendi Hazretlerimiz. İşte tam da bu kitabı şerifi, Sirac-ül Müttekin'i alarak her cuma günü sohbete çıkarmış. Ne demek burada? Bazıları diyorlar ki, hocalarımız derler ki burada şu mesaj vardı yani. Bu zamanın cihadı burada özellikle ilimdir. İlimdir. Kapı kapı yeri gelecek gezeceğiz. Şehir şehir gezeceğiz. İnsanlara İslam'ın güzelliklerini anlatacağız. İlmin güzelliğini anlatacağız. Kadınlara tesettürün güzelliğini anlatacağız. Mahremiyetin güzelliğini anlatacağız. Faizin kötülüğünü anlatacağız. Değil mi? Zinanın kötülüğünü anlatacağız. Her şeyi anlatacağız. İslam nizamının dünya genelinde gerekliliğini anlatacağız. Dünyayı bu buhrandan, bu zulümden, bu karanlıktan kurtaracak olan yegane sistem ve düzenin İslami nizam ve düzen olduğunu, Kur'ani düzen olduğunu anlatacağız. Başka yok. Başka yol yok. Çaremiz yok. İşte bu cihat. Cihattır. Rabbim böyle bu cihadın ehlinden eylesin bizleri. Kendi katında mücahitler sınıfı bizleri ilhak eylesin. Üçüncüsü de ne? Mebrur hac. Bak sadece hac denmiyor. Mebrur hac. Yani makbul hac. Makbul olabilmesi için de işte şartları birkaç tane misal verdik. Bazı şeylerden sakınmak lazım ve bunu becermek lazım. Allah Teala en güzelini, hayırlısını hakkıyla yapabilmeyi cümlemizi muvaffak eylesin. Cenab-ı Hak cümlemizi eşrarın şerrinden muhafaza buyursun. Sağlık, sıhhat ve afiyet üzere bir hayat ihsan eylesin. Nefsimizi, neslimizi hayırla ıslah eylesin. Neslimizi ehli salat, ehli takva, ehli teheccüd, ehli zikir eylesin. Ehli fısk, ehli küfür, ehli fucur olmaktan masum ve mahfuz eylesin. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Buraya kadar geldiniz. Her birerlerimizin her bir adımına hac, umre, sevabı bir gayri hesap ihsan eylesin. Sallallahu teala aleyhi ve selleme teslima velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.